Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte sıfır geometri kampının 23. hafta videolarına başlıyoruz. Evet bu hafta dönüşüm geometrisini anlatacağız sizlere. Toplamda kaç video olacak? 4 video olacak. Ve bu videoda ne yapacağız? Bu videoda düzlemde öteleme dönüşümünden bahsedeceğiz arkadaşlar. Sayfa numarası 246 ve 247'yi anlatacağız. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Öteleme dönüşümü çok basit. Kalemi buradan buraya doğru öteledim. Ne oldu? Kalem değişti mi? Değişmedi. Kalem aynı kalem değil mi? Doğrultusu ya da herhangi bir şekilde herhangi bir özelliği değişti mi? Değişmedi. Ötelemede ne yapıyoruz arkadaşlar? Kalemi sağa, sola doğru öteleyebiliriz ya da yukarı aşağı doğru öteleyebiliriz ya da sola yukarı ya da sağa aşağı şeklinde ötelemeler yapabiliriz. Evet, bir şeklin boyutları bozulmadan yer değiştirmesine bak. Boyutları bozulmuyor. Kalem hiçbir boyutu bozulmuyor arkadaşlar. Aynı kalem yine. Bir şeklin boyutları bozulmadan yer değiştirmesine biz ne diyoruz? Öteleme dönüşümü adını veriyoruz. Evet ötelemede yön değişmez. Çünkü bu kalem böyleyken hop sola ötelediğimde yine bu yöne de doğru bakıyor. Yön değişmez. Sonra boyut değişmez. Aynı boyutta kalırız yine. E, R kare değilse kare kare de reküpte de, re re de, falan filan işte. Bir de biçim değişiyor mu arkadaşlar? Değişmiyor. Hiçbir şekilde bir şey değişmiyor burada ötelemede. Yön, boyut ve biçim değişmez. Kalem aynı kalem oluyor. Sadece sağa sola, yukarı aşağı doğru ötelemiş oluyoruz arkadaşlar. Evet. Öteleme dönüşüm hareketi yapılırken x ve y eksenleri boyunca belirtilen yönde belirtilen birim kadar ötelenir. Mesela arkadaşlar sağa ve sola öteleyebiliriz. Sağa ve sola ötelemede ne, ne gelecek aklımıza? Sağa ve sola ötelediğin zaman ne oluyor? x ekseni düşün. x ekseni yatay değil mi? Evet yatay doğrultuda ötelediğin zaman ya da sağa sola doğru ötelediğin zaman apsisi değişir. Sağa doğru gittiğin zaman mesela 2 birim sağa giderken apsisine ne yapacaksın? 2 birim ekleyeceksin. Mesela x ekseni boyunca pozitif yönde yani pozitif yönde demek sağ demek. Sa pozitif yönde yani sağa k birim ötelenmesi ne oluyormuş arkadaşlar? Apsisine. Çünkü sağa sola gitmelerde apsisi değişir. Sağa gitmede apsisine k birim ekleriz. Sola gitmesinde ne olacak arkadaşlar? Sola gitmesinde de apsinde k birim değişir. E, yukarı olduğunda ne olacak arkadaşlar? Yukarı olduğunda da yukarı aşağı gittiğimizde de ordinatı değişiyor ya. O zaman ordinatına k birim ekleyeceğiz. Aşağı gittiğinde de ne oluyor arkadaşlar? Ordinatından k çıkartacağız. İstersen şöyle göstereyim. Bak şimdi x ekseni ve y ekseni burası. Bir noktamız buradaysa. Bak dikkat et. Sağa ve ötelediğin zaman ne oluyor? Bak sağa öteliyorsun. X80'e paraya gidiyorsun. Ordinatında herhangi bir değişim olmuyor. Sen burası A noktasıysa K birim sağa ötelediğin zaman K birim sağa ötelediğin zaman burası A artı K mı oluyor? Evet. K birim sola ötelediğin zaman burası da A eksi K mı oluyor? Aynen öyle. Yukarı aşağı ötelemede de nesi değişiyor arkadaşlar? Y'si değişiyor. Çünkü yukarı K birim gittiğin zaman burası ordinatı B ise ordinatı B ise yukarı K kadar gittiğin zaman burası B artı K. Aşağı K kadar gittiğin zaman da aşağısı da B eksi K oluyor arkadaşlar. Sağa sola gitmelerde ya da pozitif yon, negatif yon gitmelerde, e, sağa sola gitmelerde ne oluyor arkadaşlar? Apsisimiz değişiyor. Sağa gidince artıyor, sola gidince azalıyor. Yukarı aşağı gitmelerde de ordinat değişiyor. Ordinatın değişmesinde yine yukarı gidiyorsa artıyor, aşağı gidiyorsa da ne oluyor arkadaşlar? Azalıyor diyeceğiz. Hadi bakalım şimdi örneklere bakalım. Ne diyor örnek 1? Analitik düzlemde A noktası 3 birim sağ, sağa sola gitmede apsis değişiyordu. O zaman buna 3 ekleyeceğiz ve 1 birim yukarı. Yukarı gitmesinde de ordinat değişiyordu. Ordinat da artıyor. Yani o zaman bu nokta ne oluyor arkadaşlar? 2'ye 3 eklediğim zaman 2 artı 3. 3'e de ne ekleyeceğim? 1'i biri 1 yukarı dediği için 3'e de 1 ekleyeceğim. Yani cevabımız ne yapıyor o zaman? 5'e 4 noktası yapıyor. Analitik düzlem çizip de o şekilde de gösterebilirsiniz. Ama mantığını anlattım. Bence akılla kaldı. Bu şekilde yaparsınız. Evet 5'e 4 oldu cevap. Geldik bir sonraki soruya. Analitik düzlemde a eksi 2'ye 2 noktası 2 birim sola. Sağa sola gitmedi. apsis değişiyordu. 2 birim sola gitti. Gitmesinde ne yapacağız? Eksi 2'den 2 çıkartacağız. Sonra 3 birim aşağı. 3 birim aşağı yukarı gitmesi de y eksenini değiştiriyordu. 3 birim aşağı gittiği için buna da eksi 3 ekleyeceğiz. Ya da 2'den 3 çıkartacağız arkadaşlar. E bu nokta ne yaptı o zaman? Eksi 4'e eksi 1 noktası yapmış oldu. Evet. Öteleme dönüşümü altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulunuz diyor. Cevabımız ne çıktı arkadaşlar? Eksi 4'e eksi 1 çıktı. Örnek 3 x virgül y noktası analitik düzlemde 3 birim sağa 4 birim aşağı öteleniyor. Evet 3 sağa apsisine 3 ekleyeceğim. 4 aşağı ordinatından 4 çıkartacağım. Yani x artı 3'e y x 4 noktası yaptı. A noktasının bu öteleme dönüşümü altındaki görüntüsünün koordinatları neymiş arkadaşlar? 2'ye 1'miş. Yani arkadaşım x artı 3. Bak şurası şuna eşit değil mi? Evet 2'ye eşitse x'i buradan eksi 1 i buluruz. y eksi 4 de neye eşit? 1'e eşit. Y'yi de buradan ne buluruz arkadaşlar? 5 buluruz. Bizden ne isteniyor? Bizden x artı y isteniyor. Yani eksi 1 artı 5'ten cevapta ne çıkacaktır? 4 çıkacaktır. Örnek 3'ü böylelikle 4 bulduk gençler. Şimdi geldik bir dikkat edin. Yani dikkat dediğimiz. Biz sadece noktaları ötelemiyoruz arkadaşlar. Noktaları değil de doğruları da aynı şekilde bir öteleme uygulayabiliriz. Yalnız doğrularda ters bir mantık var. Mesela. Şimdi denkleme verilen bir fonksiyona. Yani fonksiyona. Fonksiyon demek bir doğru denklemi demek aslında. Denklemi verilen bir fonksiyona öteleme dönüşümü yapılırken bu arada bunu matematikte gördünüz ya da göreceksiniz. X ekseni boyunca k birim sağa ötelenmek isteniyorsa denklemde x yerine x eksi k yazacaksınız. Sağa gittiğimizde hocam artıyordu ama x yerine x eksi k yazacaksınız sadece. Ee, k birim sola gidiyorsa yine sağa sola gitmede x ekseni değişiyor ya sola gidiyorsa da tam tersi çıkartıyorduk ya artacak. Yani fonksiyonda ters mantığını kullanacaksın. X yerine X artı K yazacaksın. Y ekseni boyunca K birim yukarı ötelenmesinde Y yerine ne yazacaksın? Y artı K yazacakmışız gibi geliyor ama aslında tersi. Y X, Y ekseni boyunca K birim aşağı ötelenmesi isteniyorsa Y yerine de aşağı gittiğimizde normalde azalması gerekiyor ama fonksiyonda denklem şeklinde verildiği zaman tam tersi Y yerine de Y artı K yazacağız arkadaşlar. Başka bir yolu var mı hocam? Var ama bence bunu da bilmenizi tavsiye bunu da bilmenizi tavsiye ediyorum çünkü matematikte de siz bunu öğrendiniz ya da öğreneceksiniz kullanacaksınız çünkü. Evet bakalım örnek 4'e mesela bu. Şimdi iki yoldan yapacağım arkadaşlar bunu öncelikle şu öğrendiğimiz yoldan yapalım. Bu doğru x ekseni boyunca pozitif yönde bir birim sağa bir birim gittiğinde x yerine ne yazacaksın x 1 e yazacaksın. Negatif yönde de iki birim yani y ekseni boyunca negatif yönde de 2 birim. Yani aşağı doğru gittiğinde de normalde 2 çıkartmamız lazım ama y yerine yazarken y artı 2 yazacağız. O zaman yazalım. <laughs> ne yazacağız arkadaşlar? 2 çarpı x eksi 1. x yerine x eksi 1 artı 3 çarpı y artı 2 eşit artı 5 eşit 0 olacak. 2x eksi 2 artı 3y artı 6 artı 5 eşit 0'dan. 2x artı 3y Artı kaç geliyor arkadaşlar? 9 geliyor. Artı 9 eşit 0. Bu bizim birinci yolumuz olsun. Bu şekilde normal matematikte de bilin. Bilmenizi de kesinlikle tavsiye ediyorum zaten. Bu şekilde yaparsanız. Olur ya aklınıza gelmedi ya da karıştırdınız. Ulan çıkartacak mıydık? Ekleyecek miydik diye karıştırırsanız nasıl yapacaksınız? Şurayı kullanacaksın kardeşim. Hadi kullanalım bakalım. İkinci yol. İkinci yol nasıl çözeceğiz? Gençler böyle bir doğru var elimizde. Bak şimdi. Şöyle bir doğru var. Bu doğrunun adı ne? 2x artı 3y artı 5 eşittir 0 doğrusu. Şimdi şöyle bir kalem var elinde. Sen bunu bir birim bakın pozitif bir yönde bir birim sağa bir birim sağa getirdin. Sonra iki birim de aşağı getirdin. Yani şöyle bir birim sağa iki birim aşağı getirince şöyle bir doğru mu oldu? Evet. Bu doğrultusu falan değişmiyor değil mi? Ha değişmiyor. Bizden ne isteniyor? Bu doğrunun denklemi isteniyor arkadaşlar. Ne yapacağız hocam? Doğru denklemi için kendimize iki soru soruyorduk. Bir eğim iki nokta. Hocam iki doğru paralelse eğimleri birbirine eşittir. Bunun eğimi ne? Eksi 2 bölü 3. Bunun eğimi ne olmalı? Bu da eksi 2 bölü 3 olmalı. Doğrultusu değişmediği için eğimleri de birbirine eşittir. Peki hocam ne yapacağız? Doğru denklem için kendimize iki soru soruyorduk. Bir eğim iki nokta lazım bize. E hocam bunun üzerinde bir nokta. Mesela sen burada bir nokta seçtin. Sen bu noktayı şu dö ötelemeyi uygularsan. 1 bir birim sağa 2 birim aşağı ötelersen Bak 1 bir birim sağa 2 birim aşağı ötelersen buraya mı gelecek? Evet. O zaman bu nokta üzerinden gidelim. Herhangi bir nokta seçin arkadaşlar burada. Herhangi bir nokta seçin. Mesela x yerine 0 yazın. Atıyorum. Ama y'si böyle tam sayı gelmiyor. Tam sayı gelecek şekilde yazalım. Mesela x yerine 1 yazalım. Sen x yerine 1 yazdığın zaman e, 2 çarpı 1 artı 3y artı 5 tam sayı geliyor değil mi buradan? Evet. 3y Yo 7 geliyor. X yerine 1 yazdığımız olmadı. X yerine 2 yazsak 6, 5 daha 11 olmadı. X yerine 3 yazsak 3 yazdığımızda 6 2 kere 2 4 ha 2 yazdığımızda oluyormuş. X yerine 2 yazdığımızda 2 çarpı 2 artı 3 y artı 5 eşit 0 oldu ya buradan 3 y eşittir. Eksi 9 geldi. Y'yi de kaç bulduk arkadaşlar? Eksi 3 bulduk. Yani x'i 2 iken y'si eksi 3. 2'ye eksi 3 noktası normalde burası. Sen buna ne yapacaksın? Buradaki dönüşümü uygulayacaksın. 1 sağa yani absine 2 ekleyeceksin. O zaman burası 3. Ordinatından da ne yapacaksın? Negatif yönde 2 birim ötelenmiş. Aşağı doğru öteleyeceksin. Nokta ötelerken aşağı doğru çıkartacaksın yani. Kaç birim 2 birim çıkartacaksın? O zaman burası da eksi 5 yaptı. Bak şimdi nokta belli mi? Belli. Eğim de belli. Eğim belli. Nokta belli. Doğru denklem nasıl yazılıyordu? M çarpı x eksi x sıfır eşittir y eksi y sıfır şeklinde yazılıyordu. M dediğimiz eksi 2 bölü 3. Eksi 2 bölü 3 çarpı x eksi noktadaki x eşittir y eksi noktadaki y, eksi eksi 5 yani y artı 5 yaptı. Eksi 2 ile buraya çarpıyorum. Eksi 2 x artı 6 eşittir. 3 ile de karşı tarafı çarptım. 3 y artı 15 yaptı. x'in kaç artı olanı bir tarafa gitsin. 0 eşittir. 2 x artı 3 y. 15 eksi 6 da 9 mu yapıyor. Artı 9 yaptı. Yani 2 x artı 3 y artı 9 eşit 0 şeklinde şurayı kullanarak yani yorum gücümüzle sonuca ulaştık. Eğer unutursan sen de buradan yaparsın. Ama birinci yoldaki yöntemi de bilmenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Çünkü parabolde işte parabol konusunda özellikle çok karşılaşacağınız bir şey ya da diğer matematiksel konularda da karşılaşacağınız bir şey fonksiyonlarda falan da karşımıza çıkıyor. Zaten fonksiyonlarda öğrendiniz mi? E, O yüzden bunu bilin. Bu şekilde şey yapın. Ama kafanız karışırsa da bu. Yani e, ötelediğin doğrunun eğimi aynı olacak. E, ötelediğin doğruda bir nokta bulmalısın. Önceki doğrunun üstünde bir nokta seçip ötelemeyi o noktaya uygula. Sonra eğim belli nokta belli doğru denklemini yaz kardeşim. Tamam. Bazen bunu kullanacağız. Bazen mesela bu daha pratik oluyor. Evet neyse. Aynı doğruyu bulduk değil mi? 2x artı 3 artı 9 evet. Geldik örnek 5'e. Bu sefer bak parabol vermiş. Denklemi bu olan x ekseni boyunca bir birim sağ. Arkadaşlar x yerine ne yazacaksınız? x yerine x eksi 1 yazacaksınız. Sonra birbirim sağa gitmiş. Normalde bir eklemem lazım. Yerine yazınca çıkartacağız tersi. Y ekseni boyunca da 2 birim aşağı. 2 birim aşağı gittiğinde normalde y'den 2 çıkartmam lazım. Ama burada ne yapıyoruz? Y yerine yazarken y artı 2 yazıyoruz. E o zaman y yerine y artı 2 yazdım. Eşittir. X yerine de x eksi 1 yazdım. X eksi 1'in karesi artı 8 olacağından. Y artı 2 eşittir. X'in karesi eksi 1. ile 2. çarpımın 2 katı 2x artı 1 artı 8 oldu. Buradan da y eşittir ne oldu? x kare eksi 2x artı 9 bir de eksi 2 geldi. Artı 7 mi yaptı? Evet y eşittir x kare eksi 2x artı 7 parabolüne ulaşmış olduk arkadaşlar. İşte parabol de karşımıza çıktığını da söylemiştik. Fonksiyonlarda da karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet örnek 5'i de böylelikle bu bulduk. x kare eksi 2x artı 7 y eşittir bu çıktı. Tamam mı gençler? Kolay aslında ters mantığını düşünüyorsunuz. Noktada düz mantık ama fonksiyonda yerine yazarken ne yapıyorsunuz? Ters mantık. 2 birim sağa derse x x 2 yazıyorsunuz. 2 birim sola derse x artı 2 yazıyorsunuz. 5 birim yukarı derse y yerine çünkü yukarı arkadaşlar y oynuyor. Y ya yani 5 birim yukarı derse y yerine y 5 yazıyorsunuz. 5 birim aşağı derse y yerine de y artı 5 yazıyorsunuz arkadaşlar. Evet geldik örnek 6'ya. Koordinat düzleminde verilen ABC üçgeni şekildeki gibi ötelenerek bu elde edilmiş. C üstü noktasının koordinatları böyle gelmiş. Arkadaşlar şuraya gelmiş. B noktası nereden nereye gelmiş? B noktası eksi 2, 2'den nereye gelmiş? 4'e eksi 2'ye gelmiş. Kaç birim sağa gitmiş? Eksi 2'den 4'e gelene kadar kaç birim? 6 birim sağa. 6 sağa gitmiş arkadaşlar. Peki kaç birim aşağı inmiş? 2'den eksi 2'ye. 4 birim aşağı inmiş. 4 aşağı inmiş. E, bizden ne isteniyor? C isteniyor. C noktasının koordinatlarını bul. C noktasının koordinatları eksi 5'e 1 verilmiş. E ben burada o zaman 6 sağa gittiyse buna ne yapacağım? C üstünü bulurken 6 ekleyeceğim. Sonra 4 aşağı indiyse ordinatından da ne çıkartacağım? 4 çıkartacağım. O zaman bu nokta ne yaptı arkadaşlar? 1'e eksi 3 noktası yapmış oldu. Evet cevabımız 1'e eksi 3 oldu arkadaşlar. 6. sorunun cevabı. Geldik 7'ye. A eksi 4'e 2 noktasının x ekseni boyunca pozitif yönde arda arda 2 defa 2 birim öteleniyor. Hadi bakalım. Önce pozitif yönde yani sağa doğru 2 birim öteleyeceğim. İlk ötelememde buraya ne yapacağım? 2 ekleyeceğim. 2 eklediğinde A üstü noktası ne yapıyor? Eksi 4 artı 2'den eksi 2 mi yapıyor? Evet. Eksi 2'ye 2 iki noktası olacak. Sonra bir daha öteleyeceğim. 2 birim daha öteleyeceğim. 2 birim daha ötelerken yine buna 2 ekleyeceğim. O zaman A2 üstü noktası ne yapıyor arkadaşlar? Eksi 2 iki artı 2'den 0'a. Ordinatında herhangi bir değişim oluyor mu? Olmuyor. Çünkü sadece sağa götürüyorum. A noktasının bu öteleme dönüşümü altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulunuz diyor. İşte bizden bu isteniyor. Cevabı 0'a 2 yaptık. Geldik örnek 8'e. A, A'ya 3 noktasının x ekseni boyunca pozitif yönde 4 birim. Evet Şimdi sen buna x ekseni boyunca pozitif yönde 4 birim ötelersen ne oluyor? Apsine 4 ekleyeceksin. Çünkü sağa doğru git diyor sana. Sağa doğru gittiğinde 4 birim gittiğinde a artı 4 oldu. Y ekseni boyunca da negatif yönde ötelediğinde 4 birim. Burası da ordinatından 4 çıkartacağız anlamına geliyor. Oluşan nokta y ekseni üzerindeymiş. Yani burası a artı 4'e ne noktası oldu arkadaşlar? 3 eksi 4 oldu. Yani bu nokta ne oldu arkadaşlar? a artı 4'e eksi 1 noktası oldu. Ve bu nokta y ekseni üzerindeymiş. Y ekseni üzerindeki bir nokta ne oluyordu arkadaşlar? 0'a k gibi bir nokta oluyordu. Yani şuradaki noktanın 0 olması lazım. A artı 4 eşit sıfırsa a'yı da böylelikle kaç buluruz? Eksi 4 olarak buluruz. Örnek 8 eksi 4 oldu. Ve geldik örnek 9'a. Evet şekilde verilen ABCD karesinin ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi arkadaşlar bir karenin ağırlık merkezi deyince aklımıza şu geliyor. Ya köşegenlerin kesim noktası geliyor. Ya da şu geliyor arkadaşlar. Şuradan dik çizdiğinde iki eş parçaya. Buradan dik çizdiğinde iki eş parçaya bölüyor. Ya da şöyle iki eş parça. Şöyle iki eş parça geliyor. Burada hangisini kullanmak mantıklı? Tabii ki şu ikincisini kullanmak daha mantıklı. Ee, yani köşegenlerin kesim noktası değil de şunu kullanacağız. Çünkü analitik düzlemde biz eksenlere dikler çiziyoruz ya ondan dolayı. Yani şuradaki dikler aklımıza geliyor ağırlık merkezini bulunca. E, buradaki dikleri çizdiğin zaman tam burası ne olacak arkadaşlar? Şunların hepsi orta nokta olmak zorunda. Peki şunlar orta nokta olacak. Şimdi ağırlık merkezinin koordinatları da eksi 1'e kaç verilmiş? Eksi 1 verilmiş. Peki bizden ne isteniyor? Ağırlık merkezinin koordinatının eksi 1'e eksi 1 olması için bu kareye e, öteleme hareketlerinden hangisinin uygulanması gerekir diye soruluyor arkadaşlar. Yani ben şurayı bulayım öncelikle. Şuradaki ağırlık merkezini bulayım. Ağırlık merkezi burada ne arkadaşlar? Tam orta nokta. O, tam şurası da orta nokta. 5 birim e, burası 1 ile 5 arası 4 birim değil mi? Evet. Yani burası 2 birim, 2 birim olacak. Yani birden 2 birim ötede ne var? Burası 3'e bilmem kaç yapacak. Şuraya da geldiğimiz zaman aslında şuradaki uzunluğu bulmuş olduk. 2 birim, 2 birim ya. Hocam burası da 2 birim, burası da 2 birim değil midir? Evet. Çünkü şunlar da birbirine eşit bulduk. Yani birden de 2 birim ötede. Şurası birden de 2 birim ötede ne var? 3 var. Yani buradaki nokta 3'e 3 noktası yaptı. Sen diyor 3'e 3'ü 3'e 3'e hangi dönüşüme uygularsan eksi 1'e eksi 1 olur diye soruluyor arkadaşlar. Ne olmuş? Apsisi kaç azalmış? 4 azalmış. E o zaman sen ne yapacaksın arkadaşım? X ekseni boyunca daha doğrusu şöyle diyelim. Sağa değil de e, ne yaptık arkadaşlar? Eksi 1'e 1, e, 1 e olması için sola kaç birim gelmesi lazım? 4. Ya da x ekseni boyunca negatif yönde 4 birim ötele. Ee, sonra aşağı doğru da 3'ten -1'e gelmiş mi? Gelmiş. 3'ten -1'e gelince ne olmuş arkadaşlar? 4 azalmış. Ee, azalma da ne olacak? Y ekseni boyunca 4 birim aşağı. Aşağı kaç diyeceğiz arkadaşlar? 4 birim diyeceğiz. Yani sola 4 birim, aşağıda 4 birim ötele. Daha doğrusu x ekseni boyunca 4 birim 4 x ekseni boyunca 4 birim sola, ee, y ekseni boyunca da 4 birim aşağı diyeceğiz. Ya da negatif yönde x ekseni boyunca negatif yönde 4 birim ve y ekseni boyunca da negatif yönde 4 birim ötele diyeceğiz. Ya da x ve y eksenleri boyunca negatif yönde sırasıyla 4 birim. İki cümleyi de birleştirmiş şeklinde dersek bu şekilde de sonuca ulaşırız arkadaşlar. Evet örnek 9'u böylelikle eksi 4 bulduk ve bu videoyu bitirdik. Çünkü dönüşüm şey bitti. Ne bitti? Unuttum. Öteleme dönüşümü. Öteleme dönüşümünü bitirdik arkadaşlar. Sırada ne var? Simetri konusu var. Yani yansıma dönüşümü var. Onu da bir sonraki videoda anlatacağız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.